Yemek Kokumuza hoş geldiniz. Size bugün bu muz ve Trabzon hurması ve bir de birazcık kadayıfla yapacağım. Böyle çıtır çıtır Refika klasiklerinden olan kızarmış muz ve Trabzon hurması tarif vereceğim. Ne kadar lezzetli olduğunu ve böyle her yiyenin sen ne yaptın falan dedikçe bir tatlı olacağını sözünü veriyorum. Ama ondan önce size bir tane bizle ilgili güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Kutu bize dün gelmiş. Geldiği yerden dolayı da ne olduğu hakkında bir bilgimiz var ama başka bir şey çıkarsa da mesela Çin'den sipariş ettiği bir iç çamaşırı falan onu bilemeyeceğim. Hep beraber rezil olacağız. Önce burada diyor ki Dongang Golden Tiger Hardware'dan bunu alabileceğimizi tahmin ediyorum o zaman. China'dan gelmiş. Normalde tezgah koyduk. Yanda yani yemekleri koyduğumuz tezgahı kenarına koydum. O konuları da önemseriz. Evet, şimdi kutumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi YouTube. Evet, ne demişler? 100 bin olmuşsun, işte az YouTuber'ın yapabildiği bir şey yapmışsın diyor. İşte YouTube'da rakamlar çok fazla olabilir. 6 basamaklı rakamlarda kendini kaybedip bir şey oldum zannetme diyor Türkçesi. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye. Senin kanalına abone olmuş herkes, senin ürettiğin şeyden çok etkilenmiş diyor. İnşallah öyledir, umarım hoşunuza gidiyordur. Esinlenmiş, meydan okumuş ve eğlenmiş gibi bir çevirdim ama ne kadar iyi çevirdim bilmiyorum. Healthy sense of humor şeyimiz var mı, muz ipliğimiz diyeyim hani kabaca. Bakalım, ondan sonra umarım vardır. We know that you don't do this for rewards. O kesin, hani ödüller için yapmıyoruz. Ödüller için yapmıyoruz, tek yapma sebebimiz var aslında. Memleketimizin mutfağı yeni jenerasyonun bu mutfağa sahip çıkarak hak ettiği yere bence bu jenerasyon getirecek mutfağımızı. Bir taraftan da bir sürü üretme fırsatını da elimizden aldılar. Yemek yani günde en azından 3 kere tükettiğimiz bir şeyi ürettiğimiz bir hale getirerek ve bu kanalda aslında bunu hak ettiğini düşünerek artık açıyorum, çok fazla uzatmıyorum. Benim için şey bir an diye. Evet. Beyazdı. Eskiden beyaz değil miydi çerçeve? Siyah mıymış? Bayağı havalı. Hep böyle miydi? Evet, biz de bunu artık mutfağımıza falan asarız bence. Bayağı da güzelmiş. YouTube arabası olsa önünde güzel logosu da olur yani. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Hani yeni araba aldığınızda böyle insan dokunmaya doyamaz. Biraz öyle bir hali var. Ama ben tabii ki bunu tek başıma almadım. Bir kere önce izninizle bir Burak'ı çağıralım. Bu plaketi sana. Güzelmiş, sağ olsunlar. Ben bir de kamerayı devralıp Bahar'ı da buraya bekliyorum efendim. Bağırırız. Ben de sizi çekeceğim. Jackie, Erkan, Umut Bey, Dilara Hanım. Tuğçe ile nasıl tanıştık? YouTube'un 100 bin yemeğinde gelen, ben ayağımı burktuğum için iptal etmemize rağmen gelenlerden. Ekibimiz böyle efendim. Direnimiz de burada. Tabii ki Çağan'ımız var. Asıl abonelerimiz var. Teşekkür etmemiz gereken. Şimdi ben bu tatlıya, bu arada kayınvalide geldi tatlısı da diyorum. Sebebi şu, kayınvalide geldi. Son dakikada bir tatlı yapmanız gerekti. O kadar hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir tatlı. İlla bütün küçük muzlara aldanmayın. Muhakkak muzları koklayın. Yazık ki çünkü bu böyle artık biz de kendi muzumuza sahip çıkıyoruz diye yurt dışından başka muzlar da getirmeye başladılar. Aklınızda olsun, biz hata edip almışız. Muzlar da şöyle. 3 parçaya böleceğim bu muzu. Bunu da aynı şekilde. Şöyle dilimler. Çok kalınsa, daha büyükse mesela muzunuz, bir parça kenarına alın, bundan daha fazla kalın olmasın. Sonra avucumun içine şöyle kadayıf alıyorum. Bu arada kadayıf nerede satılıyor bilmeyenler için? Bütün böyle yufkacılar, mahalle yufkacıların içerisinde kadayıf vardır. Açtıktan sonra üzerine hep nemli bez örtüyoruz ki biz kurumasın. Çünkü açıkta kalır kalmaz kurumaya başlıyor. Elimi avucumun içine koyuyorum. Buraya böyle muzu kapatıyorum ve sarıyorum. Bu tarif nereden çıktı derseniz, ilk Çin lokantasına gittiğimde kızarmış muz ve kızarmış dondurma getirmişlerdi. Ben böyle nasıl, kızarmış muz ne falan filan böyle olabilir mi diye çok şaşırmıştım. Yapabilir miyiz? Sonra kendi malzememiz olan kadayıfla bu olur mu falan deyip böyle 6-7 yıl sonra bundan bu tarifi geliştirdim. Herhalde benim 20 yıllık tariflerimden bir tanesi.
Şöyle. Bunların etrafını sarıyorum. Zaten bir dakika falan sürüyor. Önemli olan ne çok sıkı saracağız ne de çok böyle... Çünkü eğer çok bol sararsak bu sefer hop diye açılıyor. Kadayıf yağ attığınız zaman direkt açar kendini. O yüzden iyice sarmak gerekiyor. Ama çok böyle sıkı sıkı sararsanız da yağın içindeki muza tezahür etmesi daha zor oluyor. O zaman o kadar güzel olmuyor. Diyelim bu parçık pinçik parçalar kaldı. Bunları böyle uzun yapıp elinizde tekrar. Eğer yeterince uzamıyorsa kullanmayın. Öyle yerleştirin. Arada uzasın ki dönebilsin etrafında muzun. Tekrar kapatıyorum. İkincisi de Trabzon hurması. Mesela Burak bile burada Trabzon hurmasını öğrenmiş. Ben bilmiyordum. Çok fazla insan var Trabzon hurmasını işte böyle bir turuncu domatese benzetip ya tuzu zannedip ya da tam pişmeden yani tam olgun olmadan bu kabuğu daha sarı ve mat olduğu zaman daha olmamış oluyor. Böyle neredeyse patlamak üzere bozulmuş domates gibi olması lazım dışı. O kadar yumuşak. O halden evvel yerseniz böyle kekrek bir tad oluyor. Ama böyle yediğinizde hurma lezzeti, bal lezzeti, çok güzel bir şeftali lezzeti ve çok güzel bir muz lezzetinin sanki hepsinin bir araya gelmiş hali gibi. Bu böyle en eziklerinden değil, bir tık kızaracağı için de birazcık hatta sert gibi olanından seçtim. Buna böyle üçgen olarak kesiyorum. İnce bir bıçakla şöyle altını çıkarıyorum. Bunlardan böyle 4 tane yapacağım. Şimdi aynı şekilde. Şimdi mesela Antakya civarında bu zamanlarda sert kendi tatlı lezzetli olan Trabzon hurmaları var. Onlarla daha da kolay yapması. Aslında hazırlıklarımız bu kadar. Epeyce de yaptık yani 10-12 kişilik misafir gelse tamamdır demek. Şimdi Trabzon hurması sulu diye bunu hemen yapıp yemekte fayda var. Ama muzu mesela akşam misafiriniz var, öğlen hazırlayıp sırt filmini buzdolabında tutabilirsiniz, hiç problem olmaz. Şimdi böyle bir tane attığımızda hemen yağın ısınıp ısınmadığını anlıyoruz ki gayet ısınmış. Hop diye böyle yerleştiriyorum. Böyle bir parça açılır gibi oluyor ama o aslında açılma değil, o şimdi piştikçe topluyor kendini. Burada altını azıcık açabilirsiniz. Yağda pişmesi de yaklaşık 1-1,5 dakika falan sürüyor. Biz biraz az koymuşuz. Biraz daha derin yağ olsa ve tamamen bunların içine gömülse daha bile iyi olacakmış. Şimdi böyle çıtır çıtır oldu. Kenardan da bak böyle hatta muz da gözüküyor. Şimdi fazla yağını peçete alsın diye peçeteye çıkarıyorum. Biz her şeyi tatlı da olsa zeytinyağında pişiriyoruz. Bu hani aklınızda olsun, evet birazcık pahalı oluyor ama zeytinyağını süzüp daha fazla 6 kere 7 kere kullanmak da mümkün oluyor. Zeytinyağının yandığı veya işte lezzetinin yiyeceğe geçtiği konusu aslında çok da doğru değil. Mesela bunu birazcık dağıtmışım. Ama önemli değil. Zaten fazla parçaları kimisi yağın içinde kalarak kopuyor. Öbürleri de piştikten sonra daha rahat topluyor. Şimdi böyle daha sıcak sıcak da verebilirsiniz. O çok güzel oluyor. Burada şu an sadece muzun şekeri var ve Trabzon hurmasının şekeri var. Ve neredeyse sadece onları kullanacağız. Birazcık bunun üzerine bu Hint cevizi denen muskatı doğrayacağız. Bunun sebebi de kekrek bir kokusu var. Muzla inanılmaz güzel oluyor. Kadayıfta ne tatlı var ne tuzlu var. Sadece muzun şekeri var. Ona ekleyeceğimiz böyle hatta zikzaklar çiziyorum. Birazcık tezgaha da geliyor. Biz buna fişek diyoruz. Eminönü'nde falan var. Yani fişeğiniz yoksa kaşıkla da yapabilirsiniz. Ya da böyle sıkmalı bir şey alıp sonradan içini doldurulabilir. Ve son olarak ben her tatlıda bir nane etkisi seviyorum. Ne yapıyor? Bir ısırdınız, oh çok güzel ağzınız lezzetlendi. En son nanenin tadı insanın ağzına geliyor. Ve böyle ağzı tertemiz yapıp yeni bir lokmaya sıfırdan başlama etkisi yaratıyor.
Şöyle ne yapıyorum? Nanenin bu en küçük üst yaprakları var. O yapraklardan, yani daha tam büyük olmayan, çünkü hatta bloglarda falan görüyorum, böyle koyunca kaba oluyor. O yüzden böyle küçük küçük en körpe taraflarını bu işler için genelde ayırıyorum. Hani bir yemeğe nane koyuyorsunuz, üstüne konacak naneyi de bundan seçmek güzel oluyor. Ha, isterseniz kenarına şöyle biraz daha büyük bir tanesini koyabilirsiniz. Şimdi bu Trabzon hurmalı olanı. O da böyle gördüğünüz gibi bayağı muz gibi pişti güzel. Bunu da bizim turkuaz karolar, bunlar eski ocaklardan kalma. Bu seramik işi olmadan herhalde eski duvar karoları. Şimdi buna ise pekmez koyacağım. Kendinin kekrek tadı daha fazla. Ve o yüzden biraz daha böyle üstünde az bir pekmez gezdiriyorum. Bizim pekmez birazcık sulu. Bu hurmayla baldan daha güzel oluyor. Dolayısıyla böyle son küçük nanelerimi de ekledik mi? Kayınvalide geldi ya da böyle güzel bir akşam yemeği yapmak istiyorsunuz. Ya da çok gençsiniz ve gurme lezzet peşindesiniz. İşte Uzak Doğu mutfağına falan meraklısınız. Kendi mutfağımıza o Uzak Doğu'nun güzelliklerini, fikirlerini alıp kendi malzememize nasıl uçurabileceğimizin çok da güzel bir kanıtı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz şimdi ekip birazcık aç, biraz da hepimizin şekeri düşük. Hep beraber yiyip afiyetle play button diyorlar. Bunun Türkçesi var mı bilmiyorum. Başlama butonu, oynatma tuşu. Oynatma tuşumuzu kutlayacağız. Demin kalemler getirmiştim. Yani bunda en büyük emeği Burak, Bahar ve Jackie'nin, hani üçümüzün de imzası da olsun istiyorum burada. Önce imza, sonra yemek. Evet. Burak Bey. Hadi gel bakalım. Evet. Bize bu imkanı verdiğiniz için, gerçekten sizin sayenizde biz de böyle bir hediye almış olduk. Çok teşekkürler. Vakit ayırdığınız, izlediğiniz, paylaştığınız için bin kere teşekkürler. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz ne olur beğenin. Kanala da abone olmamışsanız şimdi tam zamandır ki nice yüzleri kutlayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burada sese dikkat etmenizi istiyorum. Ben o yüzden yaklaşacağım ses gelsin diye. Sen onu kes işine bak. Oh. Şimdi istersen biraz da yaklaşayım. Benim ağzımdaki çıtırtıda da. Aynen olur. Ama bunu sen al. Yok yok, sen al, sen al. Sen al, sen al. Sen de hocam. Öyle ağır bir tatlı. Mı? Şimdi hani görüntü itibariyle böyle bir baklava yiyormuşsunuz falan gibi hissedebilirsiniz. İyi. Hani bundan 10 tane yeseniz bir baklavanın şeyine denk gelecektir. Bugün kadayıf biraz açtı. Bir de muzdan da dene. Şeyi anladın değil mi? Baharat farkından bu kadar basit bir şey.